Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 3 hafta önce nanelerimi kesmiştim ve kurutmuştum. Şimdi bakın, bu saksıdan alttan nane köklerinden gelen yeni ve taze filizleri görüyorsunuz. Kestiklerim de çok güzel olmuş. Şöyle yabani otları varsa içinde temizleyelim. Ben hem saksıda hem de böyle toprakta da yapıyorum. Şimdi bakın, bu 3 hafta önce kesmiş olduğum nane, kestiğim yer burada ve çok güzel 2 tane filiz yapmış. Şimdi bu filizlerinden de yaklaşık 10 santim olmuş bu filizler. Bunları da budama yapacağım, yani keseceğim. Şöyle sağlam 2 yaprağın üzerinden alıyorum. Makasla da kesebilirsiniz, tırnağınızı boyayabilir. Kestiğim yer burası. Şurada sağlam 2 yaprak var, üzerinden alıyorum ve bu her bir yaprağın arasından yeni filizler gelecek. Kök, gövde daha da güçlenecek, daha da boyları uzayacak. Şurası bakın kestiğim yer, görüyorsunuz. Buradan yine sağlam 2 yaprağın üzerinden yeni gelen filizlerden alıyorum, kırıyorum bu şekilde. İsterseniz makasla alın. Çok sayıda nane eken, profesyonel anlamda yetiştirenler için değil tabii ki bu tavsiyelerim, benim gibi küçük alanlarda saksıda yetiştirip de sürekli üzerinden nane almak isteyenler için. Bakın, yine çok güzel bir 2 tane filiz yapmış. Kestiğim yeri gösterdim az önce. Hemen bunların da şöyle ucundan alacağım. Bakın, şurada altta 2 yaprak var. Şu ikinci 2 yaprağın üzerinden alıyorum. İsterseniz birinci 2 yaprağın üzerinden, isterseniz ikinci 2 yaprağın üzerinden alabilirsiniz. Alttakileri çok beğenmediğim için şöyle daha sağlıklı 2 yaprağın üzerinden almayı tercih ettim. Bu şekilde görüyorsunuz ve her birinin arasından çok güzel yeni filizler gelecek. Birkaç haftaya gelir filizleri. Bakın, bu da yine çok güzel olmuş. Kestikten sonra 4-5 tane yeni filiz yapmış. Hepsinin ucundan tekrar alıyorum. Hep bu şekilde yapacağım. Sonbahara kadar nanem olacak. İnanın, kar yağdığında bile burada nanem oluyor benim, hep üzerinden alıyorum. Bir de ben nane fidesini tohumdan yapmıyorum. Fide satın almıyorum. Marketten ya da pazardan almış olduğum nanelerin hiç saplarını atmıyorum. Bir hafta 10 gün önce bile kesilmiş olsa nane saplarını suya koyduğunuzda çok çabuk bir şekilde köklenir, çimlenir ve çimlendirip getirip buraya dikiyorum. Naneliğime ya da saksılara dikiyorum. Onun videolarını yapmıştım size. Bakın, buralara da yine köklendirdiğim, kendi kestiğim, kendi nanelerimin de saplarını bu şekilde buralara sapladım. Köklendirip diktim. Çok güzel bir şekilde de tuttu. Bu naneliğimin içinde ısırgan otu var, çilek var, soğan var, her şey var. Bakın, maşallah şu kök ne kadar güzel güçlenmiş. Kestiğim yer burası ve birçok filiz yapmış. Böyle 5-6 tane filizi olmuş. Onların da sağlam 2 yaprağını bırakarak üstlerinden yine alıyorum. Bunları da tekrar kurutacağım. Bir de taze naneyi yaz kış bol bol yemenizi öneririm. Mümkünse kendiniz saksıda yetiştirebilirsiniz, çok daha iyi olur. Mümkün değilse de pazardan, marketten alarak bol taze nane tüketin. Özellikle karaciğer yağlanma problemi olanlar bol bol taze nane, maydanoz, dereotu, marul, kıvırcık, taze soğan gibi yeşillikleri bol tüketsinler. Bunlar tam bir karaciğer yıkayıcı. Avuç avuç ilaç içmek yerine böyle avuç avuç bu yeşilliklerden yemenizi öneririm. Şöyle görüyorsunuz, naneliğimin içerisinde de çok sayıda minik minik naneler geliyor. Nane köklerinden geliyor. Nane yayılıcı bir bitki. Çok güzel bir şekilde yayılır. Bir kök dikseniz inanın 10 kök olur. Şimdi şu sinekliği görüyorsunuz. Bu sineklikleri çok sevdim ben. Bu sene ben de bunları ilk kez kullanıyorum. Eşimin bir arkadaşı önerdi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Gerçekten çok rahat ettim. Bitler, böcekler de naneyi çok sever. Nanenin yapraklarına hemen bit böcek gelir. Bakın, naneliğimin yakınına koydum. Tertemiz, ısırgan otu da nane de tertemiz. Şöyle yine yeni çıkan filizlerin tepelerinden alıyorum. Ben hem kurutmak için hem de taze yemek için buradan günlük nanemi alıyorum. Bizim naneler
ne yazık ki çok fazla hani besin alamıyorlar. Çünkü her yer çim, ağaç altı görüyorsunuz. Nane güneşi çok sever. Bakın bu güneşte duran saksımı görüyorsunuz. Bunun içerisinde neredeyse boştu. Çok güzel bir şekilde doldu bunun içi. Bunun güneşe koydum. Bunun yanında sineklik yok ve uçlarından bükülmeler olmuş. Nanenin tepe kısmındaki yapraklar böyle içe doğru bükülmeye başladıysa bilin ki bit geliyor, böcek geliyor demektir. Hemen önlem almanız gerekiyor. En güzel önlemi de nanenin içine, toprağına biraz tarçın, toz tarçın serpebilirsiniz. Karıncalar üzerinde geziyorsa zaten karıncalarla bitler, böcekler arasında müthiş bir yardımlaşma var. Karıncalar geziyorsa bit getiriyor demektir. Bit taşıyorlar. Bitlerin yumurtalarını, larvalarını böyle bizim nanelerimizin, meyve ağaçlarımızın üzerine karıncalar çok güzel bir şekilde taşıyorlar. Daha sonra da onları tekrar alıp toprağa götürüyorlar kışa doğru. Toprakta da saklanmalarına yardımcı oluyorlar. Ne yazık ki bitlerle karıncalar arasında böyle bir ilişki, iletişim, yardımlaşma var, iki taraflı. Simbiyotik ilişki deniyor buna. Evet, şöyle bakın tekrar göstereyim. Bu saksımı da güneşe aldım. Bu güneşe alınca nanenin dipteki köklerinden çok güzel bir şekilde yeni yeni minik filizler gelmeye başladı. Bol mahsulleriniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.